Teşekkür ederim. Onun için çalışacağız. Sayın Akşener söyledi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Onun için çalışacağız. Emek harcamadan bir şey olmaz. Beraber, birlikte, sabırla çalışacağız ve sonuç alacağız. Buna yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, partilerimizin üst düzey yöneticileri, bu güzel tabloyu önümüze koyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yavaş ve diğer belediye başkanlarım, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. ...47.970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu evlerde insanlar huzur içinde yaşayacaklardır. Doğanın ortasında yeşilliği bol olan, dışarıya çıktığı zaman huzur içinde çıkan ailelerle karşılaşacağız. En büyük arzum her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa, evlerinde rahat oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir. Bugün kira fiyatlarındaki olağanüstü artış ve kiracıların hemen hemen her gün medyada çığlıklarını duymak aslında izlenen politikanın ne kadar yanlış olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla sizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak attığınız bu önemli adım sadece Ankara için değil, umarım bütün Türkiye için ders olur ve herkes görevini yapmış olur. Ama buradan bütün Ankaralılara söz veriyorum, buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Konut sorununu çözeceğiz ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızın. Öyle 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle zaten adamın evi gitmiş, iş yeri gitmiş, perişan vaziyette. Evini yapacağız, konutunu yapacağız, dükkanını yapacağız, ağrını yapacağız, kendisine teslim edeceğiz, bir kuruş almayacağız ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz. Bunu söylediğim zaman 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 parayı nereden bulacaksınız diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın, hiç ama hiçbir yurttaşımız meraklanmasın. Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı'na harcadı. 27,5 yılında bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl toplanır, israf nasıl engellenir, bunların hepsini biliyorum. Bir söz verdiysek kapı gibi o sözümüzün arkasında duracağız, beraber duracağız, Sayın Akşener'le birlikte duracağız ve bu vaadimizi yapacağız. Bütün deprem bölgesinde yurttaşlarım bunu açık ve net duysunlar ve bir köşeye yazsınlar. Söz verildi, söz yerine gelecek mi, gelmeyecek mi? Sözümüzü yapacağız, tutacağız ve yerine getireceğiz. Herkes bundan emin olsun. Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya gitmiştim, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı acaba Türkiye'mize, güzel ülkemize nasıl getiririz? Onun da mücadelesini, onun da çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor. Diyor ki 300 milyar dolar alacakmış. Nasıl alacak? Nebati konuşuyor. Nasıl para buraya gelecek diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil. Temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz, ödeyeceğiz diye değil. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar. Üretim yapacaklar. İstihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği. Onu da yani her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da. Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Hayır efendim. Hayır efendim. Bakın size bir rakam vereyim. Gerçekten son 20 yılda bunların ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Diyorlar ya biz faize karşıyız. Son 20 yılda ödedikleri faiz 537 milyar dolar. 537 milyar dolar. Dolayısıyla biz ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırım yapacağız. İş dünyasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Türkiye bir yatırım seferberliği başlatacak. Akdeniz havzasını bütün Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline Türkiye'yi getirmek için çaba harcayacağız. Bununla ilgili de çok ama çok güzel projelerimiz var. Onu da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Kimse endişelenmesin. Kimse. Onlar bizi anlayamazlar. Sayın Genel Başkanım söyledi. Efendim tartışma sırasında pek çok laflar ediyorlar, iftiralar atıyorlar. Gayet iyi biliyorum bunları. Ama onlara Sayın Genel Başkanım halk inanmıyor zaten. Çünkü bizi biliyorlar zaten. Evimizi biliyorlar, ne yaptığımızı biliyorlar, evlatlarımızı biliyorlar. Halk inanmıyor ama onlar ısrarla bunu söylüyorlar. Pek çok yanlışın altına imza attılar. Kul hakkı yemekten çekinmediler. Ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Paralarını yurt dışına götürdüler. Nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalara kaç kuruş, kaç dolar yatırdıklarını biliyorum. Bu millete sözüm var. Tamamını söke söke alacağız ve Türkiye'ye getireceğiz. Tamamını. Öyle buradan vakıf kuracaksın. Amerika'da vakfın olacak. Buradaki evladın oraya para gönderecek. Oradaki evladın parayı alacak. Manhattan'da 35 katlı binalar yapacaksın. Diğer ülkelerde paraların olacak. Milyar dolarların olacak ve biz de seyredeceğiz bunu. 85 milyon hakkı nerede? Kul hakkı yemek haram değil mi? Kul hakkı yemek günah değil mi? Tamamını getireceğim. Sanıyorlar ki bunları getiremeyeceğiz. Efendim bu zaten Avrupa Birliği'nin öngördüğü konulardan birisidir. Onların öngördüğü şartlardan birisidir. O parayı getireceğiz, talep edeceğiz. O paranın tamamı son kuruşuna kadar Türkiye'ye gelecek ve biz bu millete vereceğiz bu parayı. Haram yemekten hoşlanıyorlar, ben bunu da gayet iyi biliyorum. Sayın Genel Başkanım, rüşvet alandan büyükelçi olur mu Allah aşkına? Rüşvet alandan büyükelçi adadılar. Onları da hemen derhal Ankara'ya çağıracağız. Ve derhal rüşvet alandan bu ülkede olmaz. Büyükelçi olmaz. İzin vermeyeceğiz bunlara. Büyükelçi aynı zamanda devletin bütün sırlarına hakim olan kişi demektir. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi yetmedi. Bize pek çok iftiralar da atıyorlar. Değerli Ankaralılar, sevgili Ankaralılar. Şunu bilmenizi isterim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler. Allah nasip ederse Süleyman Şah türbesini kendi topraklarına götüreceğiz. Ve şanlı bayrağımızı da yine kendi topraklarımızda dalgalandıracağız. Görsünler bakalım milliyetçilik kimmiş, milliyetçi kimmiş. Onu da görsünler, bunu da yapacağız. Daha buna benzer... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli gençler. Sizlere de sözüm var. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Yaklaşık 5.300.000 genç ilk kez sandığa gidecek, ilk oyunu kullanacak. Benden de size söz. Göreceksiniz. Göreceksiniz gençlerin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını ve En önemlisi yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı'nı nasıl özgürce eleştirdiklerini de göreceksiniz. Kimse kılınıza dokunmayacak. Hiç kimse. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımızı sorgulamaya çalışıyorlar. Gaffar Okkan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar. Bir daha söyleyeyim. Gaffar Okkan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar. Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmet etmeyi de kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, oy verdi vermedi diye bir ayrım yapmadan herkese hizmet etmek, 85 milyona hizmet etmek bizim görevimizdir ve biz bunu yapacağız. Bundan emin olmanızı isteriz. Belediye başkanlarımız göreve gelmeden önce, yani seçimler sırasında belediye başkanlarımız ilgili de çok şey söylediler. Efendim, su makbuzları mıydı? Terör örgütünün mensupları su makbuzlarını toplayacak diye. Efendim, sosyal yardımlar kesilecek diye. Bugün yine belli çevrelerde Türkiye genelinde sakın ha oy vermeyin Millet İttifakı'na, bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek. Hayır efendim. Hiçbir sosyal yardım kesilmeyecek. Tam tersine sosyal yardımlar artacak. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sosyal devlet o insanların yanında olacak. Bizim onlardan farkımız, sosyal yardımı yaparken kişinin onurunu koruyacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onun hakkını, hukukunu koruyacağız. Ve ona sosyal devlet olarak her türlü yardımı yapmayı da görev biliyoruz ve bunu yapacağız. O nedenle hiç kimse endişelenmesin. Hiç kimse. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Sosyal yardıma kim ihtiyaç duyuyorsa sosyal devlet onun yanında olacak ve sosyal devlet onun kara gün dostu olacak. Bu çerçevede görevimizi yapacağız. Tekrar Sayın Başkan, size yürekten teşekkür ediyorum. Bu temeller umarım Ankaralıları çok mutlu edecektir. Onlar evlerinde oturdukları zaman huzur içinde sizlere dua edeceklerdir. Diyeceklerdir ki iyi ki bir Mansur Yavaş vardı ve iyi ki bir Mansur Yavaş bu evlerin temelini attı ve bizler de huzur içinde burada rahatlıkta oturuyoruz diyeceklerdir. Ben sizin şahsınızda Sayın Başkan, diğer belediye başkanlarımızın da gösterdikleri çabalar için onlara da yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun efendim.